Rüyalar kenti Bodrum'da koca bir yaz geldi geçti. 11 ayın sultanı huzur içinde sona erdi. Bayram bir tek solukta rüzgar gibi geçti ama hareket bitmedi. Son Ramazan bayramı süresince 9 gün içinde Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından tam 5 milyon insanın gelip gittiği Rüyalar şehrinde şu aralar Eylül ayının tatlı huzuru var. Ve Bodrum'un en güzel dönemidir denilen Eylül ayının keyfini sürmeye gelen bir sarışın güzelliğiz. Genç popçu Seda Üren masmavi Bodrum koylarında tam bir ay boyunca işte bu devasa teknede eşi dostu arkadaşlarıyla rüya gibi bir maceraya yelken açmış durumda. Kıyamadım size, madem bu kadar gelmişsiniz böyle ağırlayayım istedim. Teknede tekne hani, milyon dolarlık bu tekneyle Seda Üren Bodrum'un keyfini iki kere üç kere daha fazla çıkaracak belli ki. Keyifli geçiyor çok şükür. 2011 yılı kabus gibi başlamış Seda Üren için ve bu tekne gezisi ona tam bir ilaç olacakmış. Biraz yaz tatilini uzattım, böyle nazarlara geldim. Kazalar geçirdim, ameliyat geçirdim. O yüzden iyice tatil yapıyorum da iyice nazara geliyorum. O yüzden şimdi bir şey söylemiyorum fazla. Peki ama bu milyon dolarlık tekne kimin? Senin mi yoksa? Piyangodan para mı çıktı kızım sana? Değer verdiğim dostlarımla birlikte tatildeyim. Misafiriz hepimiz. Görmeyeli sarışın güzeli kendini dövdürmüş. Zamanında yaptırdığım bir dövmeydi. Şimdi pişmanım açıkçası. Ondan sonra ama Uğur Böceği'ne inanıyorum. Peki batıl inançları var mı? Abuk subuk batıl inançlarım yok. Çünkü neyi düşünürseniz çeker diye düşünüyorum. Sadece biraz nazara inanıyorum. Nazar boncuğu ve sayıların uğruna hayatımda inanıyorum. Oo, batılın sonu yok sende. Allah bilir sen fal mal işlerine de meraklısındır. Her gün mesela bir Türk kahvem muhakkak vardır. O da kuaförümde olur. Orada içmeyi severim, adetimdir. Muhakkak kapatırım. Neler çıkıyor falında? Açarım. Ah ah ah, kısmetlere bak. Ah ah ah, işlere bak. Ay ay ay, ne güzel haberler gelecek. Bu tür seviyorum yani. Bunun keyfini sürmeyi seviyorum. Batıl inançlar bahane. Bu tekneyi gezmek bizim için şahane bir haber olacak. Bu kadar ağırladık. Bari bu güzelliği sizlerle de paylaşalım. Buyurun kalkın. İşte lüks bir villadan farksız Seda Üren'in yüzen sarayı. Teknenin arka kısmı. Burada yemek yiyoruz akşamları. Ön tarafta rüzgar olduğu için olduğu zamanlar burada güneşleniyoruz. Öyle keyifli bir alanımız burası da. Orada oturuyoruz, kahvelerimizi içiyoruz tam dip noktada. Burada güzel oyunlar oynuyoruz. Eğlenceli hangi oyun varsa bu masada oynuyoruz. Kanepeler 5 yıldızlı bir otelin kral dairesinden fırlamış gibi bir hava yaratıyor burada. Burada da filmlerimizi izliyoruz. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz yine. Çok filmimiz var. Duygusal, romantik, komedi. Tatil demek deniz, kum ve hep lay lay lom demek değil, değil mi? Biraz da okumak, kafayı dağıtmak gerek. Kitaplar okuyoruz, dergilerimizi okuyoruz. Boş durmuyoruz yani, tatil, huzur yapıyoruz. Peki bu lüks teknenin mutfağı nasıl bir şey acaba? Mutfağa iniyoruz şekerim. Akşam ne yiyeceğiz yemekte? Akşam balık yapacağım. Balık. Vay, evet. Biz bu arada bir de balık tutuyoruz bütün ekipçe. Ve tekneyi gezmeye devam ediyoruz. Odanın sonu yok teknede. Bu güzel yelkende 6 tane VIP odamız var. 2 tane de master var. Bir evde son nokta konfor ne varsa bu gemide bütün konfor var. Jacuzzi'si bile ultra lüks teknenin. Özel tasarlanmış bir odadır. Bu oda fantezi odası diye biz bu odayı adlandırdık gerçekten. Yani böyle çok keyifli, huzurlu bir ev ortamında ne varsa daha artı bulabileceğiniz lüks bir gemi. Başınızı nereye çevirseniz bir başka lüks var Seda Üren'in teknesinde. Hatta tavan bile ayrı bir dünya yaratıyor gece uyurken size. Evet, yıldızlar diyorsunuz. Yine gökyüzünde ışıkları kapatınca romantik bir ortam. Öyle yani, keyifli. Gördüğün gibi ışıklandırmalar falan filan böyle. Hoş. Ve teknenin burun kısmı. Burnu olan kısmı. Burada da 3 tane odamız var. Yine VIP. Peki bu devasa teknede Seda Üren'in tatlı rüyalara daldığı, mışıl mışıl uyuduğu odası neresi? Kapadım. Ondan sonra burada yine plazmamız var. Burada oturuyorsunuz. Bunu kullanmak çok keyifli. Ya aslında dışarıda geminin önünde büyük bir jacuzzi'miz var.
Ona girmeyi tercih ediyorum. Ona giriyoruz daha doğrusu. Sırada Seda Üren'in güzellik sırrımın gizli olduğu oda dediği banyosundayız. Özel nemlendiriciler kullanmıyorum suratıma. Su bazlı, klinik yani ürünler kullanmaya dikkat ediyorum. Çünkü makyaj güzellik demek değildir. Makyajsız bir kadının kendine bakması önemli. O yüzden ben hep doğal yağlar, doğal sabunlar, doğal kremler kullanıyorum. Biraz derli toplu tabii. Benim sağ olsun hostes arkadaşlarımız. Ondan sonra yüzümü kara çıkarttım dediğim gibi. Tatilde kız ama buna rağmen sanki her gece sahne alacakmış gibi hazırlıklı. İstanbul'daki evini adeta buraya taşımış. Dağınık mı çok? Burada tamam kapat. Gözlüklerim ve takılarım varmış. Tatilde fazla takı takmayı sevmiyorum gördüğünüz gibi. Neyse tamam utandırmayın hadi gel gidelim. Bakayım giyinme. Gardırop giyinme odamıza gidelim. Burası da böyle. Bir dağınık biraz. Şu renkli şeyleri alırsan. Böyle şurada bikinleri falan filan var. Bitti. Güvertedeyiz yeniden. Burada keyifler gıcır mı gıcır. Şeytanız bol olsun hadi bakalım. Kim yeniyor? Kardeşim onun. Beraberiz şu anda ya. Hadi bakalım neyine? Dondurmasına. Dondurmasına. böyle bir teknede tatil yapılır da Titanic filminin o meşhur sahnesi hatırlanmaz mı? Ve final için Seda Üren Kaptan Köşkü'nde. Şimdi Kaptan Köşkü'müzdeyiz. Hayatınız bana bağlı. Sistem kapalı canım çekme. İkinci kaptan diyorum hayatınız bana bağlı diyorum ama. Yapma diyorum ama sana. Geçen sene Cannes, Monte Carlo, Saint-Tropez turları yaptık. Her gittiğimiz yerin farklı bir denizi, farklı bir kokusu, farklı havası var. Yani bu güzellikleri ayırt etmek de imkansız gibi geliyor. Ben seviyorum sanırım yaşamayı.